Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize denizden sesleniyorum. 7'den 8'e hızlı geçiş kampımız devam ediyor. Bugünkü konumuz çember ve daire. PDF'ini yayınladım indirip çıktı alabilirsiniz. Mutlaka yazarak benimle birlikte soruları çözmeye çalışın. Hemen derse başlıyoruz. Çember ve daire dedik önce. Çember ve çember parçasının uzunluğunu bulmayı göreceğiz. Çemberin uzunluğunu 2π formülüyle buluyorduk. Hatta çemberin etrafında iki tane π dolaşıyor. Buradan çevre 2π diye aklımızda da tutabiliyorduk aslında. Ve burada çevrenin çapa oranı, çevrenin çapa oranı her zaman pi sayısına eşitti. Hatta onu şöyle yazabiliriz. Çevre 2 pire ise çevre 2 pire ise aslında çevrenin çapa oranı yani çevrenin 2R'ye oranı pi sayısına eşittir diyebiliriz. Buradaki pi sayısı 3,14,15,92,65 nokta nokta şeklinde devam eden yani düzensiz bir şekilde devam ediyor bu arada. E, bu pi sayısının değeri de yaklaşık olarak 3,14, 22 bölü 7, 3 olarak sorularda kolaylık olması açısından kullanılabiliyor ki genelde 3 alında deniliyor şu sorularda olduğu gibi. Birim kareler üzerinde verilen boyalı şekillerin çevre uzunluğunu bakın çevre uzunluğunu alan demiyoruz henüz şu an çevre uzunluğunu bulmak istiyorsak burada kareli kağıtta olduğu için çeyrek bir çember görüyoruz aslında içi de dolu olduğu için çeyrek dairede diyebiliriz açıkçası. Peki buradaki biz e, yarı çap uzunluğunun ne olduğunu bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim yani yarı çapımız 5 birim. r eşittir 5. Tamam. Şimdi çevre, bütün çevre olsaydı 2πr'den bulunurdu. Ancak şu an 2πr'nin 4'te 1'i kadar var. O zaman 2πr'yi 4'e bölerim. Neden 4'e böldüm? Çeyrek olduğu için böldüm. Bakın burada çember yayının uzunluğu şu formülden bulunur diye bir şey söylemeyeceğim. Bunu adım adım oran orantı üzerinden giderek size öğreteceğim. 2πr bölü 4. Çeyrek olduğu için o zaman yazalım pi 3 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü 4. Ne oldu? 2 kere 3 6 6 kere 5 30 30 bölü 4 oldu. 30 bölü 4'ü sadeleştirebiliriz. 30'unu e, 2'ye bölersek 15 4'ü 2'ye bölersek 2 15 bölü 2. Yani 7.5 yaptı ama cevap 7.5 değil. Neden? Çünkü biz bu şeklin çevresini bulacaksak şurası 7.5 tamam burayı bulduk 7.5. E burası 5, burası da 5. O zaman 5, 5 daha 10, 7,5 daha 17,5 olarak bulmuş oluyoruz. Yani 17,5 birimdir bunun çevresi diyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta budur. Yani bunlar da genel olarak sadece yay buluyorlar bazen. Ee, ya bunun çevresi denilmiş halbuki. Yani yay uzunluğu denilseydi 7,5'tu. Dikkatli olmak da önemli açıkçası. Peki yandakine baktığımızda bakın şurada bir yarım görüyorum. Yarım bir daire parçası. Şurada bir yarım görüyorum. Şurada da bir yarım görüyorum. O zaman şöyle yapabilirim aslında. Şu yarımın bakın yarı çapı 2. Bu yarımın da yarı çapı 2. O zaman bir buradan bakın yarım. Bir de buradan yarım geldiği için aslında oradan ne geliyor? 2 pirelik bir dairenin çevresi geliyor diyebiliriz aslında. O zaman 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 2 olduğu için 2 çarpı 3 çarpı 2 yani 6 kere 2'den 12 geldi. Bak 12 birim cepte. Bir de şu aşağısı var bakın. Şu aşağıyı onu da farklı renkte yapalım arkadaşlar. Şu aşağıya baktığımızda hop bakın şöyle alıyorum. Hop bu şekilde göstermeye çalıştım. Bunun yarı çapını bulmak istiyorsam arkadaşlar sayıyorum bakın şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani bunun yarı çapı da 4. O zaman 2 pi r bölü 2'den yarım olduğu için bu. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 2. Bak bu ikiler gitti. 4 kere 3'ten 12 birim de oradan gelecek. Bu da ne yapar topladığımızda? 24 birim uzunluk olduğunu gösterir arkadaşlar. Yani şekli yorumlamaya çalışıyoruz burada. Peki çevre uzunluğu verilirse, yarıçap bulun denilirse. Şimdi çevre dediğimiz şey zaten 2 pireydi. Çevre 2 pire. Çevre 88. Tamam hocam 88'i yazdık santimetre. 2 çarpı pi ne burada? 22 bölü 7. 22 bölü 7'yi yazdık. R ne burada? Bilmiyoruz. R'yi bulacağız zaten. Çarpı R. Şimdi sadeleştirilenleri sadeleştirelim. Bakın burada 2 çarpı 22 44. 44'te 44 bir kere 84'te 44 2 kere. Buradan şunu elde ediyorum aslında. 2 eşittir. R bölü 7. Yani yarı çapın 7'de biri 2 cm. O zaman 7 ile 2'yi çarparsam işler dışlar çarpımından buradan da neyi elde etmiş oluruz? 14'ü elde etmiş oluruz. Yarı çap uzunluğu 14 cm olmalıdır diyeceğiz değerli arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 54 cm uzunluğundaki bir çember çizilmesi için kullanılan pergelin iki ucu arasındaki mesafe kaç cm olmalıdır? Şimdi biz orada aslında şöyle pergeli taslak olarak çizecek olursam şu sivri ucu olsun şu da kalem olan ucu olsun. Biz burayı yarı çap kadar açıyoruz. Yani R kadar açıyoruz. Yarı çap kadar açıyoruz. Yani o iki ucu arasındaki mesafe aslında yarı çapa eşittir. Burada sizin yarı çap bulmanız isteniliyor. Peki o zaman çevre eşittir 2 pire dersek Çevre 54. Yani 54 santim uzunluğundaki bir çember çizmek istiyorsunuz. 2 çarpı pi 3. 2 çarpı 3 çarpı r. Buradan 6 r 54 ise bir tane r'nin ne olması gerekir? 9 santimetre olması gerekir. Ve siz o pergelin iki ucu arasındaki uzaklığı o zaman 9 santim diyebilirsiniz. Peki hocam şöyle verilirse açılı verilirse. Bakın burada bir merkez açı var 80 derece. Bu yayın ölçüsü sorulsaydı 80 derece derdik. Ancak bu yayın uzunluğunu bulacağız. Biz sadece yayın uzunluğunu değil bu arada boyalı bölgenin çevre uzunluğunu bulacağız. Yani şuraları da alacağız o zaman boyalı bölgenin çevre uzunluğu dediği için. O zaman önce bir yayın uzunluğunu bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Normalde çemberin çevresini nasıl buluyoruz? Çevreyi 2 pi r'den buluyoruz. O zaman ben şöyle diyorum. 2 çarpı pi 3 alın denilmiş. 2 çarpı 3 çarpı 9. Yani bu çemberin çevresi 2 çarpı 3 çarpı 9. Bu 360 derece için. Diyorum ki ya 360 derecede 2 çarpı 3 çarpı 9'luk bir uzunluk varsa 80 derecede ne kadarlık bir uzunluk vardır x diyorum. Bakın direkt orantıdan yapıyorum ben. Burada çarpmadığıma da dikkat edin. Çünkü sadeleştirileceğini gördüğüm için çarpmıyorum henüz. O zaman şöyle diyorum 360 çarpı x eşittir 80 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 9. Şimdi geleyim sadeleştirmeye 80'i bakın önce sıfırları atabiliriz aslında 8'de 4 2 kere 36'da 4 9 kere. Buradan 9'lar gözünüze çarpmıştır 9'lar gitti bakın şu 9'la şu 9'u da götürdük. O zaman ne oldu x eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3. O da 4 kere 3'ten 12 yapar. Ama cevap 12 değildir. Sadece biz şu an şurayı 12 birim bulduk. Burada şuralarda 9 9 olduğu için bakın burası 9 burası da 9. Bunları toplayacak olursak 12 artı 9 artı 9'dan ne yapmış olacak? 30 birim yapmış olacak. Burada eğer şu çemberin parçasının uzunluğunu sorsaydı sadece 12 birimdi. Ancak boyalı bölgenin çevre uzunluğu dediği için boyalı bölgenin etrafına bakmanız gerekiyor. Ve onları toplamanız gerekiyor. O yüzden cevap 30 birim olmalıdır diyeceğiz. Burada tabi bu formalize edilerek şöyle de yapılabiliyor. Ya şu yay uzunluğu 2 pi açı bölü 2 pi açı bölü 360 ile de yapılabiliyor. Ben orantıyı seviyorum bunu kullanıyorum. Eğer bu formülü kullanacaksanız da aynı sonucu elde ettiğinizi görebilirsiniz. 2 çarpı 3 çarpı 9 çarpı 80 bölü 360'dan yine aynı sonuç olacaktır. Ancak ben e, formülün e, zaten oran orantıdan çıktığını bildiğim için o şekilde yapıyorum. Siz de burada düşünüp ya bu oran orantıyla bunların arasında aslında bağlantı varmış. Ben bunu bir kendim çıkarmaya çalışayım dediğiniz anda aslında... Konuyu kalıcı bir şekilde öğrendiğinizi gözlemleyebilirsiniz. Peki şimdi bisiklet bakın günlük hayattan 1 metre 100 santimetre tamam. Yarı çapının uzunluğu R olan çemberin çevre uzunluğu 2 pire'dir. Bu da tamam. Bunları biliyoruz şu an hatırlatma bilgisi. Doğru. Bisikletinin çember biçimindeki tekerleklerin merkezinin yere olan uzakları 30'dur. Yani yarı çapı 30 santim demek bu. Bisikletiyle evinden arkadaşıyla buluşmaya giden Doruk buluşma noktasına vardığında bisikletin bir tekerleği 100, 125 tam tur atmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar burada bir tur attığımda çevresi kadar yol alır. O zaman 125 tur attığında 125 tane çevresi kadar yol alacaktır. Yani 125 çarpı 2 çarpı pi çarpı r kadar yol alacaktır. O zaman 125 çarpı 2 çarpı pi 3 r'miz 30 bunları yazdım. Bu arada biz metre olarak bulacağız. Şu an biz santimetreden gidiyoruz bu arada. Bunlar santimetre şu an. Sonra metreye çeviririz. Burada 125 çarpı 2 250. 250 cepte. 3 çarpı 30 da 90. O da cepte. E 9 kere 5 45. 9 kere 2 18. 4 elde 22. Ne oldu? 22.500 santimetre oldu. E zaten 100 cm 1 metre ise x sıfırını atarsan 225 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar. Burada şeyi yani o bir tur attığında çevresi kadar yol aldığını görebilmenizi açıkçası önemsiyorum. Bunlar sıklıkla 8. sınıf konularının arasında da geçebiliyor. O açıdan ee, önem arz ediyor. Şimdi geldik dairenin alanına ve daire diliminin alanına. Dairenin alanı pire kare bu pire kare de şuradan geliyor aslında. Bu dilimlerin e, sınırsız sayıda böyle sonsuz sayıda eş dilimi yan yana getirirseniz aslında dikdörtgene benzer bir şekil elde etmiş olursunuz. Ve şurası aslında pireden gelmektedir. Çünkü bakın yarısı burada dilimlerin yarısı burada. E, o zaman hani şunun uzunluğu iki pire ya pire burada pire burada olacak. O zaman pire ile şu uzunlukta yarı olduğu için pi r ile r'yi çarparsak pi r kare yani alan aslında buradan geliyor gibi düşünebiliriz. Alan pi r karedir. E, o zaman gelin şunların alanlarını hesaplayalım. Pi r kareden pi 3, r'nin karesi 5'in karesi 25. O zaman bunun alanı ne olacak? 75 birim kare olacak. Buraya geldiğimizde pi 3 r'nin karesi 16. 16 çarpı 3'ten 48 birim kare olacak. Yani Pire kareyi kullanarak arkadaşlar buradaki alan sorularını bir de oran orantıyı kullanarak çözüyoruz. Neden? Çünkü daire diliminin alanı olduğunda bakın yine oran orantıyı kullanıyoruz. Hatta burası 90 derece 4'te biri olduğu için... Pire kareyi 4'e bölüyoruz diye düşünebilirsiniz. Yani pire kare bölü 4 olacak diye düşünebilirsiniz. Hatta bunu da pire kareyi 6'ya bölüyoruz diye düşünebilirsiniz. Tamam 360 derece, burası da de 60 derece. Oradan da gidilebilir ama ben bunu oran orantıdan da gösteriyor olacağım size. Pi'yi 3 alıyoruz. R'nin karesi, 3'ün karesi 9 bölü 4. Bu da ne yapıyor? 9 kere 3 27. 27 bölü 4 yapıyor. Bu şekilde bırakabiliriz. 27 bölü 4 santimetre karedir bunun alanı. Buraya geldiğimizde pi r kare 360 derecede olan aslında. O zaman pi r kare. Yani pi ne? 3. R'nin karesine 16. 3 çarpı 16. Şimdi bu aslında ne yapıyor? 48 santimetre kare yapıyor. Aslında çarpmadan da yapılabilirdi bu arada. 360 derecede. Yani tamamında 48 santimetre karelik bir alan varsa 60 derecede ne kadarlık bir alan vardır diyebilirsiniz. Bak bu kadar olay aslında kolay. Şimdi peki burada ne yapacağız? Burada renk değiştireceğiz öncelikle e, farklılık olsun. 360 çarpı x eşittir 60 çarpı 48. Dur yazamadım 48. Şimdi sadeleştiriyorum bunu. Burada 60 da 61 kere, 360'ta 60 altı kere. 6x48 ise, 6 bölerse, x 48 ise, 48'i 6'ya bölerse x'i ne olarak buluruz? 8 olarak buluruz. 8 santimetre kare olmalıdır. Bizden istenilen daire diliminin yani boyalı bölgenin alanı diyebiliriz. Bazen tam çıkmayabilir, buradaki gibi kesirli çıkabilir, ondalık gösterime de çevrilebilir. Peki hocam bize alan verilirse, böyle daire dilimlerinin alanları verilip merkez açısını yani şuradaki açıyı bulun denilirse... Bunu da formülsüz nasıl yapacaksınız? Yaparız. Yaparız. Buradaki açıyı bilmiyoruz. Buradaki açıya x diyelim. Tamam mı? Eğer biz bu alanın şu an 20 cm kare olduğunu biliyoruz ya. Şöyle diyebiliriz. Pi re kareden bunun tamamını bulabilirim ben. Pi re kare. Pi ne? 3. 3 çarpı 4'ün karesi 16. 3 çarpı 16 48. Şimdi 360 derecede bakın 48 cm kare alan var. 48 cm kare. O zaman şöyle diyelim mi? 48 santimetre kare 360 derecelik ölçüye denk geliyor. Merkez açı 360 dereceden gidiyoruz diye düşünebilirsiniz. Peki burada o zaman biz şöyle düşüneceğiz. Ya 20 santimetre kareye kaç derece geliyor? 20 santimetre kareye x derece geliyor diye düşünebiliriz. Ve burada çapraz çarpım yaparsak şöyle. 20 çarpı 360 eşit olacak 48 çarpı x'e. Sadeleştirmeler var. Hemen sadeleştirmeyi yapalım. Burada bakın 6'ya bölersek 36 6 6 kere şurası 60 olur. Burayı 6'ya bölersek burası 8 olur. Şimdi 4 ile sadeleştirirsem 4 ile nasıl sadeleştireceksiniz hocam? Şöyle 8'i 4'e bölersem 2. 20'yi 4'e bölersem 5. Bakın şöyle bir şey oldu aslında. 5 çarpı 60 eşittir 2 çarpı x'e. Hala sadeleştirme var. 2'de 2 bir kere 60'da 2 30 kere 30 ile 5'i çarparsak 150 derece olduğunu bulmuş oluruz. Yani şuradaki açı 150 derece olmalıdır. Gördüğünüz gibi öğrendiğimiz oran orantıyla çok rahat bir şekilde soruları çözebiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan bu bağlantıyı, bu bağı kurabilmek. Peki buraya geldiğimizde pi kare denemen alanı bulalım. Pi ne? 3. R'nin karesi ne? 4. 3 kere 4'ten 12. Şimdi bak. 360 derecede, yazayım onu şuraya tane tane. 360 derecede 12 santimetre karelik alan varsa... 2 santimetre karelik alanda kaç derecelik bir açı vardır? O açıyı bilmiyorum. Oraya da x dedim. Hemen yine bir çapraz çarpım yapacağım. Bu çapraz çarpımı aslında yapmadan da bulabilirim. Neden 12'yi 2'ye böl şey 12'yi 6'ya bölersem 2. O zaman 360'ı 6'ya bölersem x'in 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Yani şurası 60 derece olmalıdır değerli arkadaşlar. Yani olay bu arkadaşlar. Ee, rahatlıkla oran orantıyı kullanarak çember daire sorularında o 2 pire ve pire kare yani çevresi 2 pire tamam. Sonrası orantı alanı pire kare sonrası orantı. Tabii ki görseli de yorumlamaya çalışıyoruz. Son bir soru. Yeni nesil beceri temelli diyebileceğimiz tarzda bir soru. Şimdi yarı çapı R olan dairenin alanı pire karedir. Aşağıda verilen masanın kare biçimindeki üst yüzüne şekildeki gibi eşit büyüklükte ve daire dilimi biçimindeki iki ört seriliyor. Bakın eşit büyüklükte ve daire dilimi şeklinde. Burası 60 derece, burası 60 derece. O zaman toplam 120 derecelik daire dilimi vardır diye düşünebiliriz. Şimdi örtülerin merkezi O noktası olup AOB doğrusaldır. Ayrıca bu örtüler AB doğru parçası masanın iki kenarıyla paralel olacak şekilde serilmiştir. Tamam. Bu iki örtünün masa üzerinde kapladığı toplam alan kaç santimetre karedir? Değerli arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ya burası 50, burası 5, burası 5. O zaman şuraya 40 kalıyor. 50'den onu çıkarırsak 40 kalıyor. E bunlar Eş, eşit büyüklükteki daire dilimleri olduğu için yarıçapları da aynı. Şuralar ne olacak? 20, burası da 20 olacak. He yarıçapı 20. Yarıçapı 20 olduğu için pi kareden pi r kare, pi 3, r'nin karesi, 20'nin karesi 400, 1200 olacak. 1200 santimetre kare, 360 derecede olan. Bak şimdi, 360 derecede 1200 santimetre karelik alan varsa. 120 derecede ne kadarlık alan vardır diyeceğim. X. Bak 3'te biri bu da 3'te biri olması gerekir. O zaman hatta onu göremezsen eğer yine e, sadeleştirmeden gidebilirsin. Şöyle dersin 360 çarpı x eşittir 120 çarpı 1200. Ama çarpma ha. Yani bunlar muhakkak sadeleşiyor gördüğün gibi. Burada 120'de 120 bir kere 360'da 120 üç kere 3x 1200 ise bir tane x ne olması gerekir? 400 olması gerekir. Yani o örtülerin kapladığı alan 400 santimetre kare olmalıdır diyeceğiz. Çember ve daire ile Bugün konumuzu bitirdik. Son bir konu tekrar edeceğiz sizinle. O da aslında 8. sınıfta bizzat yine göreceğiniz bir konu. Veri analizi, daire grafiği konusu. Daha sonrasında artık 8. sınıf konularına başlıyor olacağız arkadaşlar. Bu dersi burada bitirirken sloganımı hatırlatmak istiyorum. İstek başlatır, mücadele geliştirir, tecrübe kazandırır. Görüşmek üzere, hoşçakal.